Merhaba sevgili gençler. Bugün ödevlerimizden paralel kenarda açı ve uzunluk testini beraberce çözelim. İlk sorumuzda A açısını bize soruyor. Şimdi bakıyorum şurada hemen M kuralını görüyorum. Gördüğünüz şurada bir M var. M kuralını hemen şuraya hatırlatayım. Doğruda açılarda paralellik olduğunda şuraya A buraya B dersek şuradaki açı X olursa X eşittir. X açısı A artı B açılarının toplamına eşit oluyordu. Şimdi bakarsam o zaman burada 80 bu 40 şuraya A dersem A ile 40'ın toplamı neye eşit olacak? 80 dereceye eşit olacak. Yani buradan A açısını 40 derece olarak buldum. Burası açıortaymış, burası da 40 derece oldu. O zaman B açısının toplamı 80 derece oldu. Ben biliyorum ki paralel kenarda ardışık açıların toplamı 180, alfa artı 80, 180'e eşitse o zaman alfayı buradan 100 derece olarak hesaplarım. İkinci sorumda EFB açısını bize soruyor, buradaki B açısını. Şimdi biliyorum ki ben A ile B açılarının toplamı 180 derece. O zaman burası 120 ise o zaman bu açısının tamamı 60 derece olacak. Yani açıortay olduğuna göre 30 derece 30 derece olacak şekilde bölecek. B açısını bulmak için hemen şurada görüyorum bir ABFE neyim var? Dörtgenim var ve bu dörtgenin iç açılarının hepsini biliyorum ben. İç açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu da biliyorum. Dörtgenin buradan B açısını hesaplayabilirim. O zaman yazalım iç açılarımızı. 30 artı 120 artı B artı 90 dörtgenin iç açıları toplamından 360 dereceye eşit toplama. Toplarsam 150 90 B artı 240 eşittir 360 derece oldu. O zaman buradan B açısını 120 derece olarak bulurum. Bizden B-A farkını soruyormuş. O zaman 120, A açısını da 30 bulmuştuk. Çıkardığımızda cevap 90 derece olur. Üçüncü sorumda bir dörtgen verilmiş ve dörtgenin orta noktaları birleştirilerek burada bir EFGH dörtgeni oluşmuş. Biz bunu dörtgenler konusunda da söylemiştik. Buradaki oluşan EFGH dörtgeninin biz bir paralel kenar olduğunu biliyoruz. Şimdi buna göre bize bu paralel kenarın çevresini soruyor. Şimdi orta nokta olduğu için bu noktalar. Burada nasıl bir oran var? 1'e 2 oranı var. AC'nin 18 olduğunu biliyorum. 1'e 2 oranı olduğuna göre o zaman ben burada HG'nin uzunluğunu 18'in yarısı 9 olarak bulurum. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşitti. O zaman EF de 9 oldu. Aynı benzer mantıkla bu sefer bu taraftan bakıyorum. Yine 1'e 2 oranım var burada. BD'yi 16 olarak vermiş. O zaman GF de 16'nın yarısı 8 olacak. Paralel kenarda dediğim gibi karşılıklı kenarlar eşit. Burası da 8 oldu. Bizden çevreyi istiyordu. O zaman 2 tane 9 18 artı 2 tane 8 16. Bunu da toplarsak cevabı 24 olarak, pardon 34 olarak hesaplarız. Dördüncü sorumda verilenlere göre BC kenarını bizden istiyor. Şimdi bakıyorum şurada bir açıortay verilmiş. Burada da bir açıortay verilmiş. Ben biliyorum ki iki tane açıortay kesişirse paralel kenarda bu kesiştikleri açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Hemen bu özelliğimden E açısının 90 derece olduğunu buldum. Şimdi bakıyorum burada oluşan bir üçgen var ve dik kenarları 16 ve 12 ve ben şu AB kenarını bulabilirim. İster Pisagor bağıntısından hesaplayayım, istersem daha basit özel üçgenlerimden bu 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı gibi duruyor? 4 katı gibi duruyor. Hemen alalım 4 katını. 4 katını alırsam 12, 16, 20 üçgeni oluyor. Bakın 12, 16. O zaman AB kenarını hemen 20 olarak hesapladım. Şimdi x'i bulmak için şuradaki z'yi görüyorum. Gördüm z'yi. Bakın buradaki açıyla z kuralından buradaki açı ne oldu? Birbirine eşit oldu. Şuradaki üçgenim CEB üçgenimin taban açıları birbirine eşit oldu. O zaman bu ikiz kenar üçgen oldu. Burası x ise burası da x oldu. Aynı şekilde bu tarafa bakıyorum. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Burası x ise DA kenarının da x olduğunu biliyorum. Şimdi burada da yine ne var? 1 gördüğünüz gibi z var. O zaman buradaki açı da
eşit oldu bu açıya. Buradaki üçgen de DAE üçgeni, taban açıları eşit oldu. O zaman bunlar da ikizkenar üçgen oldu. Burası x ise DE kenarı da x oldu. O zaman 20 karşılıklı kenarlar eşitti. 2x'in olduğu yerde 20 oldu. O zaman ben x'i 10 santimetre olarak buldum. 5. soruma bakıyorum. Şimdi bana verilenlere göre buradaki y eksi x'i sormuş. Şimdi hemen bir açıortay görüyorum. Şurada da bir 90 derece var. Şu özelliğimi hatırlıyorum yine tekrar. Ben biliyorum ki paralel kenarda iki tane açıortayın kesiştiği yerdeki açı 90 dereceydi. Burada da öyle bir durum var. Açıortayım var. 90 derecem var. O zaman bu özelliğe göre eksik kalan ne? Buradaki AG'nin de ne olması lazım? Açıortay olması lazım. Bunu hemen özelliğimden buldum. Şimdi buna göre devam edelim bakalım. Şurada bir Z var. Gördüğünüz gibi. O zaman bu açıyla bu açı birbirine eşit oldu. Bu açıyla şu açı da eşit. Yani buradaki şu CEB üçgeni taban açıları eşit olduğu için ikizkenar üçgen oldu. Burası 5 ise o zaman şuradaki CE kenarı da ne olacak? 5 olacak. Burası 2 ise Y'ye ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi geçtik diğer tarafa. Aynı benzer mantıkla burası 5 ise karşılıklı kenarlar eşit. Burası da 5 oldu. Yine burada bir Z var. Bakın burada. O zaman bu açıyla F açısı eşit oldu. Taban açıları burada da eşit oldu. O zaman yine burada bir ikizkenar üçgen var. DFA ikizkenar üçgeni var. 5 ise bu sefer şu DF kenarı da 5 oldu. Tamamı 5. Burası 3 ise buraya ne kaldı? 2 kaldı. Y'yi 3 olarak buldum. X'i de 2 olarak buldum. O zaman cevabım 1. 6. sorumda EF'yi bana soruyor. Hemen bu sorumda özelliğimi hatırlatmak istiyorum. Şöyleydi özelliğim. Paralel kenarda iki tane açıortayın kesiştiği yerdeki şu açının 90 derece olduğunu biliyorum. Ayrıca buradan da şöyle çizdiğimde muhteşem üçlü çıkıyordu. Buradaki üç parçanın uzunluğunun da birbirine eşit olduğunu biliyorum. Şimdi buna göre soruma döndüm. Uzattım. Şuranın 90 derece olduğunu biliyorum. Şöyle EF'yi uzattım ve burada şuraya K diyeyim. Buradaki oluşan 3 parçanın da birbirine eşit olduğunu özelliğimden biliyorum. 4 ise AD uzunluğu. 2 eş parçaya böldü. 2, 2 oldu. Burası da 2 oldu. O zaman şuradaki X artı 2 parçası neye eşit olacak? AB'ye eşit olacak. Buradan da X'i 4 olarak bulacağım. 7. sorumda verilenlere göre AE şurayı x demiş, soruyor bize. Şimdi bakıyorum iki tane açıortayım var. Biliyorum ki ben iki tane açıortayın kesiştiği yerdeki şu açının 90 derece olduğunu artık iyi biliyorum. Daha sonra şöyle çizdiğim zaman bunu şöyle paralel olacak şekilde şuradaki 3 parçanın uzunluğunun birbirine eşit olduğunu da biliyorum. 14 ise AB, DC de 14 olacak. 2 parçaya böldüğü için buralar 7, 7 ayrılacak. Şu kısımda 7 olacak. Şimdi ben bu çizdiğim parçayı aşağı doğru uzatırsam CB parçasıyla bu çizdiğim parça birbirine eşit olacak. 8 ise burası 7 ise şuradaki ufak kısma ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi orta 2 eş parçaya böldüyse karşı tarafta da 2 eş parçaya bölecek. Bu parçalar da birbirine eşit olacak. Şimdi şurada x'i bulmak için hemen görüyorum. Bakın bir üçgenim var. Şurada da burası da orta, tam ortası. Ne oranı var burada? 1'e 2 oranı var yine. O zaman bu parça 1 ise 1'e 2 oranından x'i hemen ben 2 olarak hesaplarım. 8. sorumda EF uzunluğunu bana soruyor. İki tane açıortay kesişmiş. Biliyorum ki buradaki E açısı 90 derece. Ve şu şekilde çizdiğim zaman buradaki oluşan muhteşem üçlü 3 parçanın birbirine eşit olduğunu biliyorum. DC kenarı 30 ise AB kenarı da 30. O zaman buradaki parçalar 15, 15 olacak şekilde bölündü. Şimdi şu kısmı uzatırsam yukarıya doğru. Evet. Şimdi burası 28 ise
Buranın tamamı da 28. Şu kısım 15 ise 28'den 15'i çıkarırsak buraya ne düştü? 13 düştü. Şimdi tam 2'ye bölüyordu bu çizdiğim kısım. O zaman karşı tarafı da tam 2'ye bölecek. O zaman şurası şu parça 15 olacak. FC'nin tamamı 20 idi. O zaman şuraya ne kaldı? 5 kaldı. Şurada küçük bir dik üçgen oluştu gördüğünüz gibi. Kenarları ne? 5, 13 ve x. Hemen aklıma özel üçgenim geliyor. 5, 12, 13 özel üçgenim geliyor. Oradan da x'i 5, 13, 12. O zaman x'i hemen 12 olarak buluyorum. Eğer bu aklıma gelmezse hemen Pisagor bağıntısından da x'i hesaplayabilirim. Paralel kenarımda 9. soruda verilenlere göre FC uzunluğunu bana soruyor. Bu sorumu benzerlikten çözeceğim. Zaten benzerliği sıkça kullanıyorum paralel kenarda. Şimdi şöyle bir eşitlik vermiş. Eğer bu eşitliğe göre ben EC'ye ne diyebilirim? 2K diyebilirim. DE'ye ne diyebilirim? 3K diyebilirim. Hemen yazalım. EC'ye 2K dedim. DE'ye 3K dedim. DC'nin tamamı 5K oldu. O zaman AB de 5K olacak. Karşılıklı kenarlar eşit. Hemen kelebeği gördünüz orada. Şurada kırmızıyla göstereyim. Bir kelebeğim var. Kelebek benzerliğinden hemen kenarlarımı oranlarsam 2K'nın 5K'ya oranı, kelebeğin kolları x'in 15'e oranına eşit. Buradan k'lar birbirini götürür. İçler dışlar çarpımı yaptım. 5x eşittir 30. X'i de 6 olarak bulurum. 10. sorumda verilenlere göre bana buradaki FK parçasının uzunluğunu soruyor. Şimdi bakıyorum şuradaki CFB üçgenimin bu kenarının orta noktası. Ben şöyle çizersem şurayı, buraya da ne diyeyim? L diyeyim. Buradaki LE benim o çizdiğim üçgenin nesi? Orta tabanı oluyor. Bakın burada 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla şimdi 1'e 2 oranı olduğu için şunlara 2K, 2K diyeyim. 1'e 2 oranı olduğu için benim orta tabanım ne olacak? K olacak. AB 4K olduysa DC de paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Burası da 4K olacak. Yine bu soruyu çözmek için benzerlikten yararlanacağım. Bakın şurada bir kelebek benzerliği çıktı yine. Ve benzerlik oranım ne? K 4K yani 1 bölü 4. 1'e 4. O zaman burası 12 ise benzerlik oranım 1'e 4 ise şuradaki küçük parça 12 bölü 4'ten ne çıktı? 3 çıktı. Bu orta tabandı. 15 ise buradan buraya kadar. O zaman şu aşağı kısımda 15 oldu. O zaman x'in olduğu yer 15. Şurada da bir küçük 3 var. 15 artı 3'ten 18 olarak hesaplandı. 11. sorumda DB köşegen uzunluğunu bize soruyor. Hemen iki tane özellik hatırlayacağım köşegenlerle ilgili. Birinci özelliğim paralel kenarın köşegenlerini çizdiğim zaman köşegenler birbirini ortalıyordu. Bu parçalar birbirine eşit oluyordu. İkinci özelliğim de paralel kenarda bir köşeden şu şekilde orta noktaları birleştirirsem ve köşegenimi de çizersem köşegenim 3 eş parçaya ayrılıyordu. Gördüğünüz gibi burada 3 tane parça var. Bu 3 parça birbirine eşit oluyordu. Şimdi bu özelliklerden hemen soruma dönüyorum. O zaman ben şuradaki KL parçasına A dersem bu KL şuranın tamamı ne oldu? A artı 4 oldu. Ve ben biliyorum ki buradaki 3 parçanın uzunluğu birbirine eşit. O zaman M artı MV de A artı 4 oldu. DK da A artı 4 oldu. Yine biliyorum ki bu özellikten köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman şuradaki DL uzunluğu ile LB uzunluğu birbirine ne olacak? Eşit olacak. Eşit diyelim o zaman. DL uzunluğunda ne var? 2A artı 4 var. LB uzunluğunda ne var? A artı 8 var. Buradan A'yı bulurum. A buradan ne çıkar? 4 çıkar. A 4 ise hemen yerine yazıyorum. O zaman şu kısım KM uzunluğu 4 artı 4'ten 8 oldu. Bunun gibi 3 tane parça vardı. O zaman DB köşegenimin uzunluğu 3 çarpı 8'den 24 olarak bulunur. Son sorumu da hemen paralel kenarımın özelliğinden çözeceğim. Neydi özelliğim? X'in karesi eşittir.
Bu parça çarpı tamamıydı. 2 çarpı tamamı 8. X kare eşittir 16. Buradan da her iki tarafın karekökünü alırsak x'i 4 olarak buluruz.